Bakın gördüğünüz gibi aynı marka ip ama dediğim gibi bu mavi daha kalın çıktı. Kahverengi de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi ayaklarda pantolon kısmı da daha büyük oldu. Şu aralık bile daha fazla oldu. Yani bu yeni gelen iplerle mi ilgili bilmiyorum. Çünkü bunların hepsi benim elimde yarım iplerdi. Hangisini önce sipariş ettim, hangisini sonra verdim hatırlamıyorum. Ama yeni gelenler sanki biraz daha ince gibi, onu fark ediyorum. Özellikle spa yapımında kullanmıştım açık griyi. Çok ince çıkmıştı mesela. Sanırım onunla ilgili. Bunlar çünkü benim eski iplerim. Ve oldukça da kalın, çok güzel. Acayip konforluydu örmesi. Biraz incelmesi daha güzel olacakmış. Şimdi sarı kemer kısmını yaptık 36 sık iğneyle. Hemen şimdi siyaha geçiyoruz yine olduğumuz yerde. Ama ben ne demiştim? Biraz farklılık yapmak istiyorum siyahta. Şurada kıyafeti gömleğin içine girdiği yerde bombe oluşuyor. Ben onu aklımdaydı ama unuttum. İlk reisi örerken demiştim. Şimdi bu ikinci temel reisimizde onu yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bu sarıdaki ilmeği geri alıyorum çünkü siyaha geçeceğim. Ve oradaki o buruşukluğu bombeyi yapmak istiyorum. Biraz uzun bir ip bırakacağım. Nedeni de şu. Şuradaki kemer detayı var ya. Orada kullanmak için. Şöyle biraz çok değil. Şu kadarcık yeter. Fazla bir ip bırakacağım. Yani şuradan şöyle düğüm yapacağım. O ip kalsın. Onu dediğim gibi kemer için kullanacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer de siyaha geçtiğimizde bulo yani iç ilmeklerden alarak şunları şöyle sıkalım iyice. Bu sefer iç ilmeklerden alıyorum. 36 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 olmadı. Tam alamadım. Şu şekilde iç ilmekleri alıyorum. Zaten 36 sık iğnemiz var. Bu 36 sık iğneyi sonuna kadar dönüyorum. Bu şekilde iç ilmeklerden alarak 36 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra her sık iğneye çift batarak çift batıyoruz hepsine. 72'ye çıkıyoruz. Sonra tekrar 36 tane eksiltme yaparak tekrar 36'ya iniyoruz. Anlaşıldı sanırım. Yani oradaki o şişkinliği yapabilmek için. Şimdi iç ilmeklerden alarak 36'ya çıkıyoruz. İkinci sıramızda hepsine çift batıp 72'ye çıkıyoruz. Üçüncü sıramızda tekrar arda arda 36 tane eksiltme yaparak tekrar 36'ya iniyoruz. Dediğim gibi kemerin üzerine bombeyi vermiş olduk. Aslında bir sıra daha 72 gidilebilirdi ama gerek yok diye düşündüm. Tek sıra gittim. Ne yaptık? Sarının üzerine 36 sık iğne siyahla gitmiştik. Ondan sonra çift batıp 72'ye çıktık. Sonra tekrar 36 tane eksiltme yapıp 36'ya indik. Yani şu an 36 tane sık iğnemiz var. Bundan sonra ne yapacağım? Şu ipi de o uzun bıraktığım ipi de ön tarafa aldım. Çünkü kemer için kullanacağım demiştim. Şimdi arkadan eksiltip önden artırarak şu belindeki eğimi vereceğim. Bunun için de şimdi birbirini tekrarlayan şeyler olacak. O yüzden bazı yerleri dediğim gibi sizi de bunaltmaması için hızlı gideceğim. Şimdi burada hemen bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Ön ilmekleri aldım. 15 tane sık iğne yapıyorum. Bir. Bu arada siyahı görmekte de ben zorlanıyorum. İki. Eminim siz de görmüyorsunuz şu an. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 ve tam ön kısma geldik. Buraya iki tane çift yapıyorum yan yana. Birinci çift ve ikinci çifti hemen yanına yapıyorum. Ve yine 15 tane sık iğne yapıyorum. Bir, inşallah atlamıyorumdur. Çünkü gerçekten göremiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, arkadan ışık da vurmuyor çünkü vursa 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bir eksiltme de burada yapıyorum. Neyse atlamamışım. Hepsi tamam oldu şu an. Bir eksiltme de burada yaptım. Bir burada, bir burada iki eksiltme arkadan yaptık. İki artırma da önden yaptık. Ve şu an aslında 36 olan sayımıza geri dönmüş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? İki sıra 36 sık iğne örüyoruz. Ve bu yaptığımız eksiltme artırmayı bir kez daha yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bir eksiltme burada, 15 sık iğne, 2 artırma burada, 15 sık iğne, 1 eksiltme. Bunu yapıyoruz. Sonra da 5 sıra daha 36 sık iğne örüyoruz. 5 sıra 36 sık iğneyi ördüm. Şimdi ise yine arkadan, bu sefer yan yana 2 tane eksiltme yapıyorum. 15 tane sık iğne, önden 2 artırma, yine 15 sık iğne yapıp yine düz 5 sıra 36 sık iğne örüyoruz. Yani hani bir başlangıçta eksiltme yapıyordum, bir dönüşte ya, onu şu an yan yana yapıyorum. Çünkü örgü hafif hafif sağa kaydığı için iki eksiltmeyi birden yan yana yapıyorum. 15 sık iğne, 2 çift, 15 sık iğne, yine hala 36'dayız. Devamında 5 sıra daha 36 sık iğne örüyoruz. Ben de 5 sıra 36 sık iğneyi ördüm. Ve bakın, ördükçe elyaf dolduruyorum içine. Siz de unutmayın lütfen. Ördükçe doldurun. Çünkü uzun bir vücudumuz olduğu için daha sonra doldurmaya çalışabiliriz, yine yaparız ama daha homojen bir görüntü olması açısından. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, beli içe büktük. Şimdi dışarı bükeceğiz. Bunun için hemen şöyle ayracımızı alalım. O her yer ayraç ip olmuş. Şimdi bu sefer arkada eksiltme değil, artırma yapacağız. Şöyle alayım hemen. Arkaya yan yana iki tane çift yapıyoruz. Yani daha önce yaptığımızın tam tersini yapacağız. Şöyle alayım elime. Yan yana iki tane çift. Birinci çift. İkinci çift. Yine 15 tane sık iğne. Bir, iki, üç. İşte amigurumi büyüdü, o yüzden elime sığmıyor. Dört. Daha da büyüyecek. Beş. Beş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi önde 2 eksiltme yapıyoruz hemen yan yana. Birinci eksiltme, ikinci eksiltme ve yine sıra sonuna kadar 15 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi temel reisi ördüğümden bu yana benden safinazı da çok istiyorsunuz. Bilmiyorum, şimdi bu tarifleri ben kendim çıkarıyorum, biliyorsunuz. Yani kanalıma koyduğum her videodaki tarif
Bana ait. Her şeyiyle bana ait. Tabi bu çizgi film karakterlerini örmek daha zor. Çünkü kendi tasarımlarım da benim tasarımım. Ona eklemeler yapmak, çıkarmalar yapmak ya da hayal gücüne göre bir şeyler oluşturmak daha kolay benim için. Ama çizgi film karakteri olduğunda ona benzetmem gerekiyor. Bakalım, Safinaz çok ilginç, çok hoş bir karakter. Örmeyi çok isterim ama önden belki bir tane demo örmem gerekebilir mi bilmiyorum. Biraz inceleyeceğim karakteri. Kolay örebileceğim bir karakter olduğuna kanaat getirirsem böyle çekim yaparken, yani örerken çekeceğim inşallah. Ama söz veremiyorum, yapabilir miyim, ne zaman yapabilirim? Çünkü başka projelerim var şu an. Ama neden olmasın? Tabii ki Temel Reis'i tek başına bırakmak istemem. Yanında Safinaz da olursa çok güzel olur. Şimdi ne yaptık? Arkadan 2 artırma yaptık. 15 sık iğne yaptık. 2 eksiltme yaptık. Buraya kadar 15 sık iğne daha yaptık. Şimdi 5 sıra daha 36 sık iğne örüyoruz. Yani biz bunları yaparken vücudun çapı hiç değişmiyor. Çünkü nedir? Buradan eksiltme yapıyorum, buradan artırma, buradan eksiltme, buradan artırma. Sayımızı hep koruyoruz. 36'yız. Şu an yine yaptığımız işlemden sonra sık iğne sayımız 36. 5 sıra daha 36 sık iğne yapıyoruz. Burada yaptığım şeyi bir kez daha yapıyoruz. Yani arkada 2 artırma, 15 sık iğne, önden 2 eksiltme, 15 sık iğne. Sonra 2 sıra daha 36 sık iğne örüyoruz. Orada buluşuyoruz. Tekrarlayalım mı? 5 sıra 36 sık iğne örüyoruz. Bu yaptığım işlemi bir kez daha yapıyoruz. 2 sıra daha 36 sık iğne örüyoruz. Geldim dediğim yere kadar, bakın şu kadar kısmı elyaf dolu. Burayı da doldurmam lazım. Şöyle ittire ittire dolduralım. Şuraya hafif şişkinlik vermiştik. Bakın vücut şu şekli aldı zaten. Şimdi elyafı doldurduğumuzda daha da şekillenecek. Nereye geldik? Hemen bakalım buradan. Ben bunları iğneyle tutturmuştum. Çıkaralım iğneleri. Bir tane iğne varmış zaten. Kollarımız bu şekilde bakın. Şöyle yakamız var. Ama yakanın altında gördüğünüz gibi ten rengiyle ördüğüm bir görünen kısım var. Şöyle V şeklinde çıkıyor. Sonra düz, sonra kafaya geçiyorum. Bu yakanın üstünde. Altı bu şekilde. Şimdi bundan sonra o ten kısmı devam edeceğiz ve bir taraftan da kolları bağlayacağız. Şöyle alalım. Yavaş yavaş oraya doğru ilerleyelim. Zaten sonra kafa kaldıktan sonra da bir yaka, şapka ve diğer detaylar kalıyor. Geriye pek bir şey kalmıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Önce siyahla devam ediyoruz. Ten rengiyle birlikte iki rengi yürüteceğiz. Hala da 36 sık iğnemiz var. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bakın şöyle katlıyorum. 22, 23 tane sık iğne yapıyorum. Tam ortada olmamız lazım. Şu şekilde ortadayım. Ve buradan ten rengine geçiyorum. Şöyle alalım ten rengimizi. Bir tane alıp şöyle siyahı sıkalım. Bir tane ten rengi alıp
Yine siyahla devam ediyoruz. Ve sırayı siyahla bitiriyoruz. Şu şekilde. İkisini de sıkalım. Gevşek olmasın. Gördüğünüz gibi artık o yaka kısmını, ön kısmı yapacağım. Şimdi devam ediyoruz örmeye. Şu ipi de alttan yürütelim. Bu arada buradan atlamayalım. Bir, iki, üç. Tam ortasında olduğuna dikkat edin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bu sefer 22 tane sık iğne yapıyoruz. Hızlı geçiyorum buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane yapıyorum. Çünkü 3 tane ten rengi koyacağım buraya. Bir alttaki 23'tü. Bu 22. Şöyle gevşek bırakıyorum. Sıkıyorum. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Bir. Bir tane buraya. İki. Üçüncüyü alıyorum. Toplamıyorum. Siyaha geçiyorum. Ve siyahla devam ediyorum. Kaç sıra devam ediyorum? Bir altta 12 idi. Şimdi ise 11. Bir tane eksiliyor. Nedeni ne? Çünkü 1'de 3'e çıktık. Bir tane buradan eksilmiş oldu, bir tane buradan eksilmiş oldu. Şimdi bundan sonrasını sözlü ifade etmek istiyorum. Çünkü aynı şeyleri tekrarlayacağız sürekli. Tekrarladığı yere kadar sözlü gidelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sırayı döndük. 11 siyah buraya kadar. Şimdi bu sefer yine bir tane eksilecek. 21'e iniyoruz bu sefer. 21'e iniyoruz. 5 tane ten rengi yapıyoruz. 10 siyah yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra kolları bağlayacağız. Bu sırayı tamamlayalım. Bir sonrakinde de 21 siyah, 5 ten, 10 siyah yapalım. Orada buluşalım. Bakın gördüğünüz gibi ten rengimiz 1, 3, 5. Şu şekilde bir üçgen çizmiş olduk. Bu sırayı da sonuna geldik. Şimdi ise kolu bağlayacağız artık. 14 tane siyahla gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şu an tam yanda olmamız gerekiyor. Bakın. Kolu bağlayacağım. Şimdi hangi kolu alayım? Şunu alıyorum. Ve kolun şu şekilde durması gerekiyor. Şu şekilde. Şöyle. Bağlarken buna dikkat edin. Yani ilmek aldığınız yere. Şimdi tam olarak neredesiniz bilmiyorum. Benimle aynı yerdeyseniz bakın benimki ipim tam ortada. Benimle aynı yerdeyseniz şayet
Şimdi kolu şöyle tutacağım. Sadece iki sık iğnesini bağlayacağım. Bakın şu şekilde tuttum kolu. İki sık iğnesini alacağım. Şimdi nereden aldığımı söyleyeceğim size. Birinciyi aldım. Hemen. Burada atlamamaya dikkat ediyorum. Çünkü siyah görünmediği için. Sonra sökmesi zor olur geriye. İkinciyi aldım. Nereden aldım? 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnenin hemen sağından almışım ilkini. 1, 2, 3, 4, 5'in bittiği yerin hemen sağından almışım ama sizin ipiniz farklı yerde olabilir. Şöyle tutun kolu. Ona göre bağlayın. Aldım. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane siyah yapıyorum. Ten rengine geçiyorum. 5 diye burası. Şimdi 7'ye çıkacağız. Şöyle gevşek bırakıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7'yi toplamıyorum. Tekrar siyaha geçiyorum. Şöyle alalım. Gevşek bir şekilde. 4 tane siyah yapıyorum. 1 2 3 4 tane siyah yapıyorum. Şimdi öbür kolu bağlıyorum. Bakın bunu da aynı şekilde tutuyorum. Şu şekilde. Şöyle bakalım. Tutalım kolu. Nereden? Şuradan alıyorum. 1 2 Nereden aldım? Bunun da şimdi bitme yeri bakın tam ortada değil bunun bitme yeri. 1 2 sıra sağda. O yüzden siz bence ip bitme yeriyle değil de dediğim gibi kolları şu şekilde koyarak hizalayın. En sağlıklısı bu olacaktır. Bakın şu şekilde dursun kollarınız. Çünkü şu ip bitme yerleri yanıltabilir sizi. Kollar yamuk olabilir. Şu şekilde dursun kollarınız. Çünkü ben de şu an öyle ekliyorum. Çünkü iplerin bittiği yerler aynı değil. O yüzden hani sizi yanıltmasını istiyorum. Şayet ortadaysa ipiniz, burada söyledim 5'in bittiği yerde. Bunun da ortada olduğunu varsayarsak şöyle ortada olmuş olsaydı 1 2 ikinci sık iğnenin bittiği yerden bağlamışım. Ama dediğim gibi siz tutarak bağlayın lütfen. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 1 Atlamayalım. 4 tane sık iğne olması lazım. Ama benim şu an 3 görünüyor. O yüzden kontrol ediyorum bir hata mı var diye. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, üst sık iğne oldu. Bir sayalım bakalım bir yanlışlık mı var. 14 siyah yaptık. 2 tane kolu bağladık. 16. 4 siyah yaptık. Ne yaptı? 20. 7 tane ten yaptık. 27. 4 tane siyah yaptık. 31. 2 tane kolu bağladık. 33.
Evet, 3 tane sık iğne kalmış olması gerekiyor. Doğru. Çünkü toplam 36 ya. 1, 2 ve 3. Tamamdır. Şu şekilde. Şimdi toplam 8'er ilmek vardı ya, ikisini burada bağladık. Kalan 6'ları da bu dönüşte bağlayacağız. Bağlarken de yine burayı da 9 tane sık iğneye çıkacağız. Kolun üst kısımlarını bağlamak için tekrar devam ediyoruz. İpi aldım. Yine altta ne yapmıştık? 16, 14 sık iğne ilerlemiştik. Yine 14 sık iğne ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Şimdi 6 tane sık iğne ile kolun bu tarafını bağlıyoruz. Nerede kalmışız? İnanın siyahta ben de çok zorlanıyorum. Şurada kalmışız. Çünkü ışık da yeterli gelmiyor. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Şöyle ipi de alttan yürütüp 6. da burada. 6. Şöyle 6 ile burayı bağlamış olduk. Şimdi 3 tane siyah gidiyoruz. 1 1 2 Şu ipi de sıktım ki şu kol toplansın diye. 3 Üçüncüyü toplamıyorum. Kreme geçiyorum. Çünkü buraya 1, 3, 5, 7. Şimdi 9'a çıkıyoruz yakaya. Şöyle alıyorum. Nerede siyah ip? Siyah ipi çekmek istiyorum ama göremiyorum siyah ipi. Hah, şurada. Şöyle siyah ipi arkadan çekelim. Krem de kasmasın. Hemen birinciyi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar siyahı alıyorum. Sıkıyorum tekrar. 3 tane siyah yapıyorum. 1 2 3 ve yine kolu 6 tane sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 2 3 Şöyle sıkalım. Onu da alttan yürütelim. 3 4 Oyuncak büyüdükçe döndürmesi de zor oluyor. Yani daha sonra çekim yapması zor oluyor. 5 6 ile bağladım.
Şimdi ise burada kaç tane sık iğnem kaldı? 3 tane kalmış olması lazım. Hemen bakalım. Şu ipi de yürütelim alttan. 1, 2 ve 3. Kol bağlamaları bitirdik. Gördüğünüz gibi kolları bağladık. Şimdi bundan sonra eksiltmelerimiz olacak. Bir süre. Ten renginde bir süre daha gideceğiz. Ondan sonra da başa geçeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Yine 14 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve kolun burasında 6 tane sık iğnemiz vardı ya. Şimdi onu 3 tane eksiltme yaparak 3'e indiriyoruz. Şuradan 3 tane eksiltme yapıyoruz. Tam kolun üstünden. O aldığımız, birleştirdiğimiz 6 sık iğneyi birinci eksiltme, ikinci eksiltme, üçüncü eksiltme ve 3 tane siyahla sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve yine 9 tane ten rengiyle örüyoruz. Artık ten rengini de artırmayı bıraktık. 9'da sabitiz şu an. 9 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 tane siyahla örüyoruz. 1, 2, 3 ve yine kolun üzerinden 3 tane eksiltme yapıyoruz. 1. eksiltme. İkiye alacağım. Arkadan güneş vuruyor bazen. Güneş vurduğunda çok güzel. Güneş gittiğinde işler harap. Bakın ben de çünkü alamıyorum. İkinci eksiltme. Ve üçüncü eksiltme. Ve yine üç tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızı bitiriyoruz. Bir, 2 ve 3. Şimdi ne yapıyoruz? Aldık tekrar. Bu sefer 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. 3. Artık benim elyaf doldurmam gerekiyor. Gecikiyorum. Şu sırayı da bitireyim. Ben elyaf doldurup geleyim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Sanki şurada atladım gibi geldim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi ise 4 tane eksiltme yapıyorum. 1, 1 dakika yanlış aldım. Bir yerde bir hata oldu. Nerede olduğunu düşünüyorum. Şurada bir yerde muhtemelen bir hata yaptım ben. Şimdi saymaya çalışacağım oraya kadar. Evet, şurada. Bakın. Demin fark ettim aslında ben oraya. Bakın, boş atlamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 4 tane eksiltme yapıyorum. Aslında bir önceki şeyde saydığımda fark ettim ama emin olamadım siyah görünmediği için. 1, 2, 3, 4 tane eksiltme yaptım. Bunu toplamıyorum. Hemen ten rengini alıyorum. Yine 9 tane ten rengiyle örüyorum. Şöyle gevşek tutalım. Şunu sıkalım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine siyahı alıp 4 tane eksiltme yapıyorum. Ver bir siyah. Şurada. Artık ipler. Şöyle alalım. Gevşetelim. Ve 4 tane eksiltme yapalım. Geri çıkardım. Birinci eksiltme. Şöyle bakalım kasmasın diye uğraşıyorum. İkinci eksiltme. Üçüncü eksiltme. Dördüncü eksiltme. Ve bir tane sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Kollarımız bağlandı. Yakamız çıktı. Şimdi ben dediğim gibi elyaf dolduracağım. Siz de doldurun lütfen. Çünkü burası daralmaya başlayacak. Ondan sonra çok zorlaşacak. Mesafede uzayınca belki pütürlü bir görüntü oluşabilir. Onu engellemek için hemen dolduralım. Ben de elyaf doldurdum geldim. Bakın vücut şeklini aldı. Hem şimdi ele daha kolay gelecek. Görüyorsunuz bel çukuru, göbüşü. Yakası, kolları şahane oldu. Umarım siz de beğenerek yapıyorsunuzdur. Ben çok sevdim bunu. Bir önceki videomda şey sormuştum. Kırmızı ve mavi ile uzun süredir örmeyi düşündüğüm bir şey var. Ve artık dayanamayacağım, öreceğim demiştim akşamları video çekemediğim zamanlarda. Tahminlerinizi istemiştim. Tahminleri olan var mı acaba? Ben onu çünkü bitirmek üzereyim. Kısa bir süre sonra sayfamda paylaşabilirim. Ben çok beğendim. Bilmiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Kırmızı ve mavi ile ne örmüş olabilirim. Çok tontik bir şey. Şimdi devam ediyoruz.
Şöyle alalım. Instagram sayfamı biliyorsunuz. Kanalımla aynı isim. Örgü örmek iyi geliyor. Zaten videoların altında açıklama kısımlarına da bırakıyorum sayfamın ismini. Şu an 36 tane sık iğnemiz var. Biz bu sırada eksiltmeler yaparak 24'e ineceğiz. Yani 3 tane tek bir eksiltme yapacağız. Bir kenarda 4 sık iğnemiz olacak. Siyah kısmın üzerinden siyahla, beyaz krem ten rengi kısmın üzerinden ten rengiyle gideceğiz. Şimdi 30 pardon kaç tane dedim? Kaç tane sık iğnemiz var? Yanlış olmasın. 9 10 9 tane ten vardı. Bir tane siyah 10 30 tane pardon 30 tane sık iğnemiz var. 36 değil 30 tane. Şimdi 24'e iniyoruz. 1 2 3 sık iğne bir eksiltme yapıyorum. 4 oldu. Şöyle döndürelim. 3 tane sık iğne. Dikkatli olmaya çalışıyorum çünkü yanlış yapıp sökmek istemiyorum. 8 oldu. 1 2 3 eksiltiyorum. 12 oldu. 1 siyahla aldım. Hemen ten rengine geçiyorum. 2 sıkıyorum. İkinci ilmeği ten rengiyle yapıyorum. Alttan da ten rengi ipi aldım ki kasmasın diye. 2 3 Şimdi eksiltmemi yapıyorum. 4 oldu. Kaçtık? 12 miydik? 16 olduk. 4 olduk. Şimdi 1 2 3 eksiltiyorum. Toplamıyorum. Siyaha geçiyorum. 20 olduk bu arada. Olduk. 1 şöyle sıkalım. 1 Vallahi görmekte zorlanıyorum. Bir dakika. Yanlış yerden mi aldım? Gerçekten göremiyorum şu an. 1 2 3 ve eksiltiyorum. 4 Şu an 24'e indik. Bakın. 30'dan 24'e indik. Siyahların üzerine siyah, tenlerin üzerine ten yaptık. Şimdi ise sadece ten rengiyle gideceğiz. Çünkü boyun kısmını oluşturacağız. Artık buradan ten rengine geçiyorum. Şöyle siyaha geri çıkıyorum. Şunu şöyle tekrar yapacağım mecburen. Ten rengine geçiyorum. Ve ten rengiyle 18'e iniyorum. Yani bir kenarda üst sık iğnemiz olacak. En azından siyah şu an bitti. Biraz rahatlayabilirim. Ama bunu yaparken de tabii ki içteki ilmeklerden alacağım. 1
Peki. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bu şimdi biraz ikisini birlikte almak zor olabilir. O nedenle şu şekilde yapacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım ve bir kere de toplayacağım. Üst sık iğne oldu. 18'e iniyorum şu an. Yine aynı şekilde ikisini aynı anda alacağım. 6 oldu. Bunu benim çekim yapmam çok zorlaştı şu an çünkü döndüremiyorum dar bir alanda. 6 kez tekrarlayalım. 2 tane sık iğne, bir eksiltme içteki ilmeklerden alarak. Ben de tamamladım. Bakın, tabi bu krem kısmında içten almanıza gerek yok. Orada düz alabilirsiniz. Çünkü o zaten vücut kısmı olduğu için. Şurada kıyafeti vurgulamak için içten alıyorum. Ten renginde normal ilmek çıkarabilirsiniz. Şu an 18'e indim. Şimdi 12'ye iniyorum. 12'ye inmek için bir kenarda iki sık iğnemiz olacak. Bunun için bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Aslında siyahla işimiz bitti. Siyahı kesebiliriz ama işte ben vakit kaybetmeyeyim diye. Bir tane sık iğne, bir eksiltme. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. 2 oldu. Şu an boyun ense kısmını yapıyorum. 2, 3. Bu detaylı bir figür. Çok detayı var. 4, 5. Eksiltiyorum. 6, 7, 7, 8, 8, 8, kesmem gerekecek herhalde ama çünkü çok dolandı. Şöyle geriye alalım. 8, 9, eksiltiyorum. 10, 11 ve eksiltiyorum. 12. Şu an 12 sık iğneye indik. Şimdi ise 10'a iniyoruz. Evet, artık siyahı maalesef tutamayacağım daha fazla çünkü çok engelliyor beni. Şöyle kestim. Şimdi 10'a iniyoruz. 10'a inmek için 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Bunu 2 kez tekrarlıyoruz. 5 oldu. Tekrar aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve tekrar eksiltiyorum. 5. Şu an 10 sık iğneye inmiş olduk. Şimdi ise 8'e ineceğiz. Lütfen bu aşamada elyafa ihtiyaç varsa bu kısımda ince tığın arkasıyla ittirerek dolduralım. Şimdi 8'e iniyoruz. 8'e inmek için 1, 2, 3 tane sık iğne, 1 tane eksiltme yapacağız.
4 oldu. 1 2 Bir yerde hata oldu. Şöyle geri alıyorum hemen. Evet. En başta. Kaymak atlamışım. 1 2 3 eksiltiyorum. 4. Aynısını bir kez daha yapıyorum. 1 2 3 eksiltiyorum. 4. Şu an 8 tane sık iğneye indik. 2 sıra daha 8 sık iğne yapıp boyun kısmını tamamlayacağım. Bakın. 2 sıra daha 8 sık iğne olarak dönelim. Ben şimdi çok zorlanıyorum. Aslında birlikte dönelim istiyorum ama bakın kocaman bir figürü var artık ve kameranın önünde döndüremiyorum. Yani siz bunu lütfen 2 sıra daha dönün. Hadi devam edelim. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 Gür istiyorum oyun kısmını, o yüzden devam ediyorum. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi gördüğünüz gibi ince bir boynumuz var. Ben bunu sıkı sıkı elyafla doldurdum. Ama siz isterseniz tel koyabilirsiniz bu kısmı. Ama ben koymadım. Biliyorsunuz genelde koymuyorum. Bakın sıkı sıkı buraya elyafla şöyle tutayım. Sıkı sıkı elyafla doldurduğum için kafada küçük olduğu için tele ihtiyaç olmadı. Artı yakada zaten arkadan destekliyor. Dediğim gibi minik bir kafa olduğu için tele ihtiyaç olmuyor. Ama çok isterseniz telin ucunu kıvırarak her iki tarafını sonra da çok sıkı sağlam bir şekilde ambalaj kağıdına ya da ambalaj bandına ya da kağıt bandı sararak şuraya şöyle bir miktar 2-3 santim uygulayabilirsiniz. Ama benimkinde yok. Sadece iyice sıkı sıkı doldurun. Elyafla burayı taş gibi olsun. Şimdi ben burada çekimi bitireceğim. Kafaya geçeceğiz ama onu bir sonraki videoya bırakmak istiyorum. Çünkü yoksa bu video çok aşırı uzun olacak. Yüklemekte sıkıntı yaşayacağım. O yüzden şimdi burada boyunu da yaptık. Başta bırakıyorum. Siz burada lütfen bu şu kısmın şu kısmın elyafla sıkı sıkı dolu olduğundan emin olun. Başı da zaten bir süre ördükten sonra yine yukarıdan boyuna elyaf ittirerek buraya bakın çok sert şu an benimki. Hiçbir oynama da yok. Güvenli bir hale getireceğiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.